65. Bölüm Cehennem ve Mizanın Vasıfları. Daha önce de bu konunun bazı yönlerine değinmiş olsak da faydasının tam olabilmesi için burada yeniden ele almayı gerekli gördük. Tekrarlanan nasihatlerin gaflete düşmüş ve fesada uğramış kalplere fayda vereceğini umut ediyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Yüce Kitabı Kur'an-ı Kerim'de cehennemin dehşetine ve kıyamet gününün korkunç ahvaline büyük önem verir. Bu yüzden bunları pek çok yerde tekrar etmiştir. Bu durumda cehennem ve kıyamet ahvalinin akıl sahibi kimselerde büyük etki bıraktığını gösterir. Ayrıca bunların dışındaki hususların daha ehven, ahiretin ise daha hayırlı ve baki olduğuna da tenbih vardır. Cehennemin sıfatlarına gelecek olursak, Yüce Allah Celle Celaluhu lütfu ve ihsanıyla bizleri ondan korusun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Cehennem siyah ve karanlıktır. Ne ışığı ve ne de alevi görülür. 7 kapısı vardır. Her kapıda 70 bin dağ, her dağda ateşten 70 bin bölüm, her şubede ateşten 70 bin kısım, her kısımda ateşten 70 bin vadi, her vadide ateşten 70 bin han ve her handa ateşten 70 bin ev vardır. Her evin içinde 70 bin yılan ve 70 bin akrep bulunur. Her akrebin 70 kuyruğu, her kuyruğun 70 boyumu vardır. Her boyunda 70 bin testi zehir bulunur. Kıyamet günü olunca cehennemin üzerinden örtü çekilir. Oradan uçuşan büyük çadırlar insanların ve cinlerin sağından ve solundan, önünden ve arkasından geçip durur. İnsanlar ve cinler bu manzarayı görünce dizüstü yere çöker ve "Ya Rabbi kurtar" diye hep birden niyaz etmeye başlarlar. Müslim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder: "Kıyamet günü cehennem 70 halat ile çekilerek getirilir. Her halatı 70 bin melek çeker. Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır." Bir hadis-i şerifte bu ayeti kerimede geçen cehennem zabanileri ve ne kadar büyük olduklarına işaret edilen hakkında şöyle buyurulur: "Oradaki her bir meleğin iki omuz arası mesafesi bir yıllık yol kadardır. Ve her biri elindeki demir topuz ile bir dağa vurduğunda onu toz haline getirecek güçtedir. Her darbesiyle 70 bin kişiyi cehennemin derinliklerine gönderir." Üzerinde 19 vardır ayetinde belirtilen 19 melek cehennem zebanilerin reislerinin sayısıdır. Yoksa cehennemde görevli meleklerin sayısını Allahu Teala'dan başka kimse bilemez. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyurulur: "Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkarcılar için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki böylelikle kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını artırsın. Hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar da ve kafirler de Allah bu misalle ne demek istemiştir ki desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını kendisinden başka bilmez. Bu ise insanlık için ancak bir öğüttür." İbn-i Abbas radıyallahu anha cehennemin büyüklüğünü sordular. Dedi ki: "Vallahi büyüklüğünün ne kadar olduğunu bilmiyorum. Fakat bize ulaşan bilgilere göre cehennemde görevli her zabaninin kulak memesi ile omuzu arasındaki mesafe 70 yıllık yoldur. Ve buradan irin ve kan dereleri akar." Tirmizi şöyle rivayet eder: "Cehennemdeki çadırların duvarlarının kalınlığı 40 yıllık yoldur.
Müslim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Sizin dünyadaki şu ateşiniz, cehennem ateşinin hararetinin 70'te 1'idir. Sahabe-i kiram dediler ki, ey Allah'ın Resulü, zaten bu ateş yeterlidir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, cehennem ateşi öbürüne 69 kat üstün kılındı. Her bir katın harareti bunun mislindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Eğer cehennemliklerden biri elinin içini dünyadakilere uzatmış olsaydı, onun hararetinden dünyada yaşayanların hepsi yanardı. Cehennemde görevli bulunanlardan biri çıkıp dünyaya gelse ve dünyadakiler de onu görseler, Allah-u Teala'nın onun üzerinde bulunan gazabı sebebiyle onu gördüğü anda derhal ölürlerdi. Müslim ve diğerleri şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram ile birlikte oturuyordu. Birden büyük bir cismin düşme sesi duyuldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, biliyor musunuz bu nedir? Biz dedik ki, Allah ve Resulü en doğrusunu bilir. Buyurdular ki, bu 70 sene önce cehennem kuyularından birine atılmış olup düşmekte olan bir taşın dibe ulaşma sesiydi. O taş cehennemin dibine şu anda ulaştı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle derdi. Cehennemi sıkça hatırlayın. Zira onun harareti pek şiddetli, dibi çok derin ve topuzları demirdendir. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle derdi. Muhabbet kuşu nasıl sahibini arar bulursa, cehennem de kendisine girecekleri arar bulur. Cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerini görünce onun öfkelenişini ve uğultusunu işitirler. İbn Abbas radıyallahu anh'a yukarıdaki ayeti kerimeyi sordular ve cehennemin gözleri mi var dediler. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Evet var. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmediniz mi? Kim bilerek benim adıma bana yalan isnat ederse cehennemin iki gözü arasındaki yerine hazırlansın. Sahabe-i kiram sordular. Ey Allah'ın Resulü, cehennemin gözleri mi var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz Cenab-ı Hakk'ın cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerini görünce buyurduğunu işitmediniz mi? Şu hadisi şerif de yukarıdaki hadisi teyit eder. Cehennemden bir boyun uzanır. Bakan iki gözü ve konuşan dili vardır. Şöyle der. Ben Allah-u Teala yanında başka ilahlar tanıyanları yakalamakla görevlendirildim. O, kuşların susam tanelerini iştahla topladıkları gibi cehennemlikleri görür ve toplar. Mizanın vasıfları. Mizanın vasıflarına gelince, hadis-i şerifte belirtildiğine göre iyiliklerin tartıldığı kefe nurdan ve kötülüklerin tartıldığı kefe ise karanlıktandır. Tirmizi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Cennet arşın sağına, cehennem ise soluna konulur. İyilik kefesi sağa ve kötülük kefesi de sola konulur. Böylece cennet iyilikler kefesine ve cehennem de kötülükler kefesinin karşısına gelmiş olur. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle derdi. İyilikler ve kötülükler iki kefesi ve dili olan mizanda tartılır. Kıyamet günü Allah-u Teala Celle Celaluhu kulların amellerini tartmak isteyince onları maddi cisimler haline getirir ve mizanda tartar.